kendini kendisiyle kendiyle imtihana sokanlara acınır. İnsan kendi eliyle kendini imtihana sokmaktadır. Sonra bunu Rabbine iftira etmektedir. Niye? Çünkü söylediğin her şeyin bir karşılığını hayattan göreceksin. Öyleyse başına bir bela geldiğinde önce dön bir geçmişine bak. Kiminle dalga geçmiştin? Kime akir görmüştün? Kimi aşağılamıştın? Kimi gördüğün anda ona direkt hüküm giydirmiştin. Çünkü giydirdiğin bütün hükümleri sana giydirecekler ki ahirete temiz gidesin. <laughs> Harfi H'dan doğan ilim kişinin kendi eliyle kendine yaptırdığı hastalıklar var. Mikropla değil kendi eliyle beyin aktivasyonuyla yaptığımız hastalıklar var. Bir takım kanserler de var bunun içinde. Şimdi beyan etmeyelim kitabın içine kalsın. Üçüncü beyan. Ey zamanın güzelliklerine izin verenler, bu sudan Müslümanlar arasında imanını kaybetmiş alimler önce içecektir. Bu hamin var ya bu kaynayan su, bu sudan ilk önce cehennemde kim içecek? İslam dünyasında alim olup küfre düşmüş olanlar önce içeceklerdir. Peygamber Efendimiz'in hadisi de buna delildir. Cehennemin dibini Müslümanlardan olup küfre düşen alimler doldurur. Şimdi bir takım zevat çıktı, bu hadisi eksik söylüyorlar ahlaksızlar. Adam diyor ki peygamberin hadisi var, cehennemin dibini alimler dolduracakmış. Arkadaş kafir alimler, Müslüman değil. Adam çıkar önce Allah der, peygamber der, Resulullah der, insanları etrafına toplar, bir amacı vardır, hedefi vardır veya Cenab-ı Hak o arada nefsiyle imtihan etmiştir, imandan çıktı. Sonra gelip diyor ki ya arkadaşlar namaz iki vakit, Arkadaşlar oruç yok, arkadaşlar hac yok, şu yok, bu yok. Ne oldu? Gitti. Dinden çıkacak ne cümle söylediyse dinden çıktı. Bu alimlerdir. Hem bu sudan içecek olanlar hem de Peygamber Efendimiz'in hadisiyle cehennemin dibini dolduracak olanlar. Dördüncü beyan. Bu hakikatte anlıyoruz ki kendini yakmaya kalkma yananlarla beraber ol. Yani bazı zevat vardır ki Ya Rabbi senin aşkında yanmak istiyorum der. Bu yanlış bir cümledir. Hakikat şunu söylemek lazımdır en başta. Ya Rabbi, senin aşkınla yalanlarla beraber eyle beni. Çünkü hal bilmem ben, usul bilmem ben, zevat bilmem ben, zikir bilmem ben. Mürşidi olmayan adam için söylüyorum. Sen direk yangının üstüne alma, almak isterken yanmazsın. Tam tersine çok kötü şeyler gelir başına.